Kaymayın ha burada. Hamur, kardemene gir, hadi. Durmayın. Öğrenciler keçilere sahanlığı yapıyoruz günlük. 3 tane dişi keçimiz var, 2 tane erkek keçimiz var. Günlük 2'şer litreden 6 litre süt alıyoruz. Evet. Bir tanesinin doğumuna 4 gün var, onu bekliyoruz. Onun takibini yapıyoruz. Burada öğrenciler keçi bakmayı öğreniyor. Evet. Burada tam anlamıyla keçi bakmayı öğreniyorlar. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gıda teknolojisi alanındayız. Alanımızda bu sene itibariyle hala gıda işleme ve gıda kalite kontrol olmak üzere iki dalda 11'lerimiz eğitim öğretime devam etmektedir. Ve gıda işleme dalında özellikle öğrencilerimiz bütün üretim süreçlerini görmekteler, deneyimlemekteler. Özellikle gerçekleştirdiğimiz 2 yıldır süren BEPKA projemiz kapsamında da üretim aşamalarında sektörün ihtiyacı olan işleme dalıyla ilgili öğrencilerimizin yeterliliklerini artırmak, onları ara değil de aranan eleman haline getirmek için 2 tane önemli makine sistemimiz bulunmakta burada bizim. Bir tanesi bu tarafta görmüş olduğunuz soğuk sıkım zeytinyağı ünitemiz. Diğer tarafta da gördüğünüz küçük ölçekli vakumlu pişirme kazanı, yani sektörde de BUL diye isimlendirilen makinemiz bulunmakta. Orada bütün koyulaştırılmış ürünleri üretebilirsiniz. İşte reçel olabilir, çeşitli soslar olabilir. 2018 Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Aynı zamanda burada BEPKA projesi kapsamında çalışan olarak devam ediyorum. Bu bölümün bana kattığı en güzel şeylerden bir tanesi sanırım bu okuldan mezun olmak. Çünkü iş hayatına girmeden önce birçok işleyişim burada gerçekleştiğini gördüm. Ve bu şekilde aynı zamanda iş hayatıma da katkısı oldu. Sağ olsun bölüm şeflerim de bu şekilde beni iş hayatına kazandırmaya, birçok çalışma sürecinin akışını görmeme vesile oldular. Böylelikle ben de burada usta öğretici olarak çalışıyorum. Soğuk sıkım zeytinyağı ünitesi ve küçük ölçekli vakumlu pişirme kazanımında yer alıyorum. Bunların eğitimini aldım. Aynı zamanda 11 ve 12. sınıflara bunlar için eğitimler veriyorum. Onlara yardımlar sağlıyorum. Bu şekilde. Öğrenciler eğitim görüyorlar, aynı zamanda üretim yapıyorlar. Tabii, evet. Biz burada zeytinyağı yapımını, reçel yapımını öğreniyoruz. İşte zeytinyağı nasıl sıkılır veya soğuk sıkım, sıcak sıkımları bize öğrettiler. O dediği gibi kazanlarda da işte reçelin nasıl yapıldığını falan bize hepsini öğrettiler. Onları öğreniyoruz bölümde. Yani burada işi öğrenerek mezun. Evet, işi öğrenerek mezun. Bu da bizim için de bir avantaj yani dışarıya göre baktığımızda. Ne düşünüyorsunuz? Ya ben bunları öğrendiğim vakit ileride bir mesleğe girdiğim vakit en azından elimde bir bilezik oluyor. İşte reçel üretimini yaptım, biliyorum. Zeytin üretimini yaptım, biliyorum. Onları
söylediğim vakit ekstradan bir avantaj olarak geçiyorum. Bunları kullanarak da ileride iş bulma imkanımı arttırabileceğimi düşünüyorum. Rica ederim. Burada öğrencilerle tavukçuluk üzerine uygulamalı eğitim yapıyoruz. Buradan çıkan ürünlerimizle anlaşmalı olduğumuz anaokulları, yurt ve isteyenlere perakende olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Kaç yumurta yumurta satabildin? Günlük ortalama 150-180 civarında yumurtamız çıkıyor. Ne kadar hocam yumurta satıyorsunuz? 1.75 kuruşa satıyoruz. Talep görüyor mu yumurtalar? Şu anda talebe yetişemiyoruz. Bir günün öncesindeki yumurtaları, bir günün sonrası yumurtalarını bir gün öncesinden siparişini alıyoruz. O yüzden taleplere yetişemiyoruz şu anda. Yani. Öğrenciler burada hem işi öğreniyorlar hem de üretim yapıyorlar. Öğrenciler aynı zamanda burada hem uygulamalı eğitim yapıyorlar, burada öğreniyorlar, aynı zamanda burada çalışıyorlar. Yumurtaları topluyoruz, sonra altlarını falan süpürüyoruz, evet. Besliyoruz. Yani şu yani an... Okulu öğreniyor musun? Evet. Nasıl, keyifli mi? Evet. Burada, bu okulda okuyorum, yani Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde. Burada... Hayvan sağlığı bölümü 12. sınıf öğrencisiyim. Burada tavuklara bakıyorum. Günlük yem veriyorum. Yumurtalarını topluyorum. Sularına bakıyorum. Burada kümeslerin temizliğine dikkat ediyoruz öncelikle. Ondan sonra tavukları dışarı salıyoruz yani. Gezen tavuk yumurtası. Doğal yiyorlar. Yani sen burada hem okulunu okumuş oluyorsun hem de tavukçuluğu öğrenmiş oluyorsun. Hem burada okulu okuyorum hem de tavukçuluğu öğreniyorum. Daha böyle bilgi katıyorum kendime. Bilmediğim şeyler vardı mesela, onları öğreniyorum. Tavuk mesela ne kadar yem yediğini, ne kadar su içer. Onları öğreniyorum yani.